Telefon 1560 iş mi? Evet. Güzel. Sisteme girdi değil mi? Evet. Eskiden ne yapardık? Zikya, bencir, kalpaklı mık, neydi ya. O bir de böyle çangallı şey, ondan sonra dehre, orak, yani 5-6 çeşitti. Şimdi kaç çeşit oldu? Şimdi 1000 çeşit var ya. Ha. Neden? Çünkü artık gelecek teknolojiye biz de yavaş yavaş ayak uyduruz. Orijinali değilse de taklidiyle yine gidiyoruz yani aynısı değil mi? Evet. Peki kaç tane senin çocuklardan çalışan var mı? Hep dinledim ki. Senin çocukların? Evet. Ha, güzel. Yani baba mesleğini bırakmıyorsunuz yani. Yok. Peki hangisi senin çocuk? Ha, bir tane. Evet. Senin oğlan. Peki bak babanız bu işi o günkü şartlarda niye tak değil mi? Balyozlar vururdu. Bum bu. Ha, yine aynı gün bugün bol içinde. Ha geliyor, ha geliyor. Ha. 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 Geliyorum ben. Ha.
Yine böyle vuruş yaparım. Fark etmeyeceğim bak. Hayır. Şimdi bugün daha ileri neler yapmak gerekiyor? Mesela parça dağıtırım. Bu tezgah parçası yapın. Başka bir tezgahını. Motor işleri bir kere daha parçalarını. Köşen bıçağı. Bunları yapıyorlar. Ha. Yani eski işler bitti değil mi? Bitti geçiyordu. Peki, bugünkü şartlarda evet. Çocuklar sizi kurtarıyor mu bu işler? Elhamdülillah. Neyle idare olur? Bununla idare olur. Burası. Evet. Peki. Allah'a şükür. Tamam, aferin. Çocuklar babasına saygılı gördüm yani. Ki, bir babanın ki sözünde duruyor, yapıyorsa, karnı doyuyorsa, evet. Profesör der bu daha. Şimdi devletin kapısında bir köle gibidir yani. Bir, evet. Ama babanın yanında hürdür. Elbet. Ha. Onun için yani ben okudum da şöyle oldum bunlar yanlış. Yok yok yok. Ben, yo. Ben çocuklarımı paramla okuttum kimseye öğretmedim. Şimdi serbest çalışıyor. Elhamdülillah. Bravo. Elinize sağlık, sağ olun, teşekkür evet, ederim. Allah razı olsun. Can amca. Sana aşağı şehirde kimler derler sizin lağabınıza? Köşenin Hasan'ı derler. Ha. Sen ne mesleğin neydi? Mesleğim katırcıydı. Ha. Peki şimdi çocuk kaç tane var sende? Çocuk 4 tane. 4 tane. Onlar ne iş yapıyor? Onların biri satış yapıyor, biri karşıda okulda. Ha, öğretmen. Yok, kadime. Kadime. Peki sana faydaları dokunuyor mu? Yok baba adam, hiç dokunmuyor. Söbeler olsun. Peki sen çocuk, delikanlıyken babana saygılıydın, babana faydan oluyordu değil mi? Babamı tanıdın mı, gördün mü babamı tanımam. Evet. Her kere seferberliğe yapmış gelmedi. Allah Allah. Ya. Peki şimdi... Evet babam ne duruyorsun burada? Bunlar torun mu senin? Şimdi ne iş yapıyorsun? Sen kendin ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapamıyorum artık. Ben ne yapayım? Oğlanın tepek şeyinde oturuyorum. Seni bilmiyorum. Şimdi sen Bağkur'da maaş kayıtlı mısın? Yok baba adam yok. Yaş aylığı alıyorum ben ama 3 ayda bir 100 kağıt. 100 bin lira? Ha 100 bin lira. Ya o 100 bin lira artık şey oldu be 100 para oldu. Ha? 100 bin lira eskinin 10 lirası. Ha ha baba. 10 lira da değil 1 lirası. Ha gözüm ağrı. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de sağ ol. Eksik olma. Sağ olasın. Ha. Beni belki şimdi tanıtayım. Ben de Kavuncunoğlu Hacı Ahmet vardı ya. Ha. Ben onun torunuyum. Eyvallah. Ömür olma. Sağ olasın. Onu tanımayan için sen. Ha. Biz işte sizin gibi böyle besinin kökü kaybolmasın diye böyle filmi alıyoruz ki böyle filmde sen canlısın. 10 sene sonra senin bu konuşman filmde olacak. Ha baba. Ha. Yani sen kaybolmayacaksın artık. Ha, artık canlı olarak filme kalacak. Ha kurban benim. Ha teşekkür ederim. Ha olur. Olma baba. Kaç yıldır yapıyorsun? Kaç yıldır yapıyorsun? Ya şöyle böyle hırsız yapıyorum. Peki. Evet. Şimdi eskiyle şimdinin arasında çeşit bakımından fark var mı?
Mesela eskiden bir kalpaklı mıh yapardık. Evet. Dere yapardık. Evet. Kalma, balta. Şimdi gene aynı usulü yapıyorum ben bu eski usulü işte şimdi. Yok dere ya. Dere usulü eski usul. Öyle ama mi? Başkaları değişmiş. Ha. Ha. Bu dere şimdi aynı eski var. İşte dere yapıyoruz. Ha. Bal dalyası değil mi? Ya. Dükkan dar geliyor lan. Dar elimizde bu geçti, o mu kaldı? Evet. Elimizde hele bu geçti galiba. Şimdi ben diyorum ki dinle bir dakika. Evet. Ha. Bütün besinler toplanalım. Beşli esnafı. Ayından zeyine kadar. Bir banka kuralım. Banka gibi bir şey kuralım. Vakıf. Yani banka gibi. Parası olanlar buraya yatırsın. Sizin gibi esnafa hem geniş dükkan, evet. Tamam mı? Evet. Hani cesareti olan çalışan halka sermaye, böyle bir şey, siz de katkıda bulunur musun? 5 lira olarak. Şimdi muhakkak bulunmamız lazım. Evet. İkincisi de biliyorsun aşağı içeride bayram kalanlar, yedi dayalar çalardı, oynardı. Evet. Şimdi o şeyi bu az kazanıyorduk ama mutluyduk. Evet. Şimdi o mutluluğu bulabiliyor musun? Soruyorum sana. Bir dakika duruyor. Neden bulamadık acaba, neden? Şimdi çok kazanıyoruz ama o günkü gibi eğlenemiyoruz. Değil, onu bulamazdık. Neden ya? Söylediysek her şey değişti. Ha. Değişmesi hep arayın. Ben o kadar yağı bulamıyorum. İlaçlar değiştirdi. Hani o ekmeği bulamıyorum, ilaçlar değişildi. Bir evet. Ekmek yaptığın zaman kokusu 100 metre yere evet. Giderdi. Neden gelmiyor? Evet. Hiçbiri geldi. Şimdi tava pişiriyorlar, ne kokuyor evet. Bize? Yok, öyle şeyler yok. Demek ki namuslu insanlar evet. Bugün yanlış iş yapıyor. Evet. Ha yani aslına uygun yapmıyorlar. Daha vereceğiz bir söyledi. Ne yapmamız lazım? Bunu biz de bunu araştırıyoruz. Tabii. Halkı neden bizim halkımız kaybolmasın? Kökenimiz kaybolmasın. Evet. Kimin oğlu, kimin fesili böyle canlı. Şimdi nesil, sen bir tarih oluyorsun. Nesil aramamız lazım. Nesil. Ha. Ha. Nesil kalmamış. Paraya dönmüş. Ha. Şimdi kalmamış. Sen ne dersin? Şimdiki gençlere ne sorsun? Gel bir dakika. Ben bunu alayım.